Habercikom'dan merhabalar. Ben Helin Genç. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıkladı ve memur ile emeklinin maaş zammı da belli oldu. Detayları Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elin, merhabalar. Şimdi TÜİK Aralık ayı enflasyonu %2,93, yıllık enflasyonu da %64,77 olarak açıkladı. Bu şartlar altında ne kadar zam geldi memur ve emekliye? Evet, Helin, TÜİK'in yaptığı açıklama Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine uyumluydu. Merkez Bankası da %65 olarak tahmin etmişti. Burası da açıklanan da %64,77 oldu. Bu durumda yıllık enflasyon %64,77 olunca Temmuz-Aralık dönemindeki son 6 aylık enflasyon %37,57 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklileri aylıkları açısından önemli. Kanuna göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Dolayısıyla Ocak ayında işçi emeklileri, çiftçi emeklileri ve esnaf emeklilerin aylıkları %37,57 oranında artacak. Memur maaşlarının ki biraz farklı. Onlarda toplu sözleşme zammı var biliyorsun. Ocak ayında %15 oranında toplu sözleşmeden de yararlanacaklar. Enflasyon farkının üzerine onların enflasyon farkı biraz daha farklı. Çünkü Temmuz ayında %6'lık bir toplu sözleşme yararlanmışlardı. O %6'lık zammın üzerine doğan enflasyon farkını alacaklar. Artı Ocak ayı için %15 oranında enflasyon farkını alacaklar. Dolayısıyla %49,25 oranında artacak memur maaşları ve emekli memur aylıkları Ocak ayında dedin. Bu zamla birlikte peki ne olacak? En düşük memur maaşı 22 bin. Ben de Evet, soracaktım. En düşük 22 bin. emekli maaşı ne kadar olur diye soracaktım. Evet, en düşük memur maaşı 22.017 liraydı biliyorsun. Bu aile yardımı dahil bir tutar. 22.017 liradan 32.860 liraya çıkacak. Yani eşi çalışmadığı, iki küçük çocuğu olduğu varsayılan bir memur için en düşük memur maaşı bu olacak. En düşük emekli memur aylığı şu an 9.876 liraydı. Yılın ikinci yarısında, Temmuz-Aralık döneminde 9.876 liraydı. 14.740 liraya çıkacak Helin Ocak ayında. SSK ve Bağkur'ların yani emekli işçilerin, emekli esnafın aylıkları ise şöyle 2000 öncesi çalışmaya başlamış olan SSK emekli işçinin aylığı 7.600 liraydı. 616 liraydı en düşük emekli aylığı. 10.478 liraya çıkacak yeni artışla zamla birlikte. Şimdi bu 37,57'lik zam SSK ve Bağkur'daki en düşük emekli aylıklarının kök aylıklara uygulanacak. Bu zam sonrasında 7.500 liranın altında kalanlar 7.500 liraya tamamlanacak. 7.500 liraya geçenler zam sonrasında 7.500 lira geçenler ise kaç lira olursa o aylığı alacaklar. En düşük aylıktan başlayalım. Yani şu anda 7.500 liranın altında olan herkes 7.500 lira alıyor. Onun için bu ayrıntıyı verdim. En düşük 2008 sonrası SSK emekli aylığı 3.781 lira çıkacak yeni düzenlemeyle. Zamlı Bağkur haliyle yani esnaf aslında zam kök evet. almış haliyle 3.781 lira ama en düşük emekli maaşı 7.500 olduğu için 7.500 olarak almaya devam edecekler. Evet, aynen öyle. Bağkur'da keza aynı şekilde esnaf aylık emeklisinin aylığı 4.029 liraya çıkacak en düşük emekli aylığı. Bunlar da 7.500 lira olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son zamanlarda yaptığı, muhtelif zamanlarda yaptığı açıklamalarda en düşük emekli aylığının iyileştirilmesi konusunda
mali imkanları zorlayacaklarını ifade etti. 16 Ocak'ta meclis çalışmalarına yeniden başlayacak. Bütçe görüşmelerinden sonra ara verilmişti mecliste çalışmalara. 16 Ocak'tan sonra tekrar çalışmaya başlayacak. O tarihte 16 Ocak'tan sonra mecliste hızla bir kanun değişikliği yapılarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili bir yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz Selin. Bu tutar artıracak ama nasıl artıracak, ne kadar artıracak? Muhtemelen önümüzdeki kabine toplantısında bu da belli olacaktır. Peki şöyle bir şey var şimdi. Evet, biz en düşüğü birkaç senedir böyle arttırılarak devam ediyor. Ama bakıyoruz hani aslında çok ciddi rakamlar, %37,57'lik bir zam olmasına rağmen 3.781 gibi bir rakamda kalmış en düşük emekli maaşı. Hani bu acaba farklı bir maaş arttırım yöntemiyle mi en düşüğü arttırmak lazım? Çünkü bakıyoruz belli bir noktadan sonra da hep en düşükte kalan emekli sayısı da artmış oluyor. Orada nasıl bir formül acaba geliştirmek gerekir? Ne dersiniz? Bilemiyorum, hani ben öyle aklıma geldiği için sormuş oldum. Evet, Helin, yani bu konuda belki daha kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Emeklilik sisteminde daha kapsamlı bir reformla bunların ele alınması gerekiyor. İleride muhtemelen Türkiye'nin gündemine gelecektir bu. Kaçınılmaz daha doğrusu. Çünkü sürekli bu şekilde en düşük emekli aylıklarını kanunla artırmak da yani bir noktaya kadar götürebilir. Ama kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Bunun için de kapsamlı bir değişiklik yapılması gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli bir gündem konusu olacak diye tahmin ediyorum bu konu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Enflasyon rakamlarının hemen arkasından memur ve emekli maaşlarına bakmış olduk. En düşük maaşları söyledik. Teşekkür ediyorum. Tamam. Katkılarınız için Teşekkürler. teşekkürler. Bugün bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.